Herkese merhaba, ben Tuna Toygün, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. The Godfather müziğini bilmeyen yoktur. Ben de kendi çapımda bunu remixleyip size farklı bir şekilde sunmaya çalışacağım. Bunu yaparken FL Studio kullanacağım, aynı zamanda Nexus paketini kullanacağım. Yapım sürecini sizlerle beraber paylaşacağım. Bakalım nasıl bir performans gösterebileceğiz. Haydi o zaman videoya geçelim ve denememize başlayalım. Evet, programımızı açtık. Aslında video çekmek aklımda yoktu. Sonradan aklıma geldi. Şimdi siz ekranda anlam veremediğiniz bazı şeyler şu an görüyor olabilirsiniz. Bu arada kesinlikle müzikle çok fazla uğraşan birisi değilim. Elimden geldiğince yapacağım. Güzel bir şey ortaya çıkacak gibi hissettiğimden dolayı bu videoyu sizlerle paylaşıyorum. Burada farklı farklı sesler var. Ben burada pattern 1'e ne yapmışım onu bir görelim. Buraya bir de kick koymuşum. Sanırım şu ötüyor. Evet. Bunu buradan kısarsak. Böyle bir şey çalmışım mesela. Hemen onu göstereyim nasıl yaptığımı. Nexus'um açıyorum. Gördüğünüz gibi Nexus denen program bu. Arkadaşlar burada bir sürü ses var. Ben buradan hangisini değiştirirsem işte ona göre değişecektir. Gördüğünüz gibi. Şu an bir taraftan da çalarken diğer bir kameramla kayıt alıyorum. Mesela bunda ben ne yapmışım? Başka bir ses seçelim. Bunlar çok hoşuma gitmedi. Piyano yapalım mesela. Bu şekilde çalmışım. Nasıl yapmışım? Ben küçük yaşımdan beri arkadaşlar klavye çalabiliyorum. Yani piyano tarzı şeyler çalabiliyorum. Dolayısıyla hangi not tuşa basarsam hangi notayı alacağımı bildiğim için bunu yapmak benim için çok zor olmuyor. Daha fazlası da yok yani, o kadar diyeyim. Şimdi nasıl çaldığımı gösterdikten sonra buraya bunları yazıyorum arkadaşlar. Nasıl yazıyorum? Mesela burada ne yapmışım? Tekrar bakalım. Sıfırdan nasıl yazıyorum onu göstereyim. Hemen pattern 9'a gelelim mesela. Sıfırdan bunun aynısını buraya yazayım. Dediğim gibi notaları biliyorum. Bakın şununla başlıyormuşuz. Bazen bazı şeyleri tabii ki yanlış yapıyorum. Orada hemen kendimi düzeltiyorum, doğrusuna çeviriyorum. Bakalım ne olmuş. Çok yavaş olmuş. Dolayısıyla hemen düzeltiyorum. Aralardaki boşlukları şöyle yapalım. Hatta bu şekilde bir yakınlaştıralım hepsini. Şimdi daha hızlanacak, daha da fazla hızlanacak. Normalde insanlar ritimleriyle oynuyorlar yukarıdan. Tekrar ediyorum, ne FL Studio programını çok iyi bilen birisiyim ne de müzikte öyle çok fazla bir iddiam yok. Birçok şimdi müzikten anlayan arkadaşlar olabilir. O yüzden eleştirirken ona göre düşünün arkadaşlar. Bakalım ne oldu. Şunu uzatacağız. Evet, bu buraya kadar uzayacak. İkinci turunda ne yapıyorum? Bu sefer ton biraz değişecek. Şöyle yapıyoruz. Pardon. Kısaltalım. Bakıyorum mesela burada kaç kareden yapmışım? Dörtlü dörtlü yapmışım arkadaşlar. Burada da yine dörtlü dörtlü, dört kareye sığacak şekilde notaları veriyorum. Yanlış yaptığımı işte buradan anlıyorum. Bastığım tonu duyduğumda yanlış ton olduğunu algılayıp düzeltiyorum. Evet. Şöyle bir bakalım. Gibi. Bakalım ne olmuş. Burayı hızlandırmam gerekiyormuş. Şu an doğru olacak.
gibi. Şimdi ben bu yaptığımı sileceğim arkadaşlar. Çünkü daha öncesinde dediğim gibi yaptım. Sizlere nasıl yaptığımı gösterebilmek için şimdi bunu burayı sizlere gösterdim. Şimdi arkadaşlar bakın ben burada çaldıklarımın her birini birer paterne kaydetmişim. İşte farklı bir sesi pattern 1'e koymuşum. Farklı bir sesi 2'ye koymuşum. Diğerini 3'e, 4'e, 5'e falan hepsini buraya koyuyorum. Daha sonra buralara onları yerleştiriyorum. Peki yerleştirdiğimiz zaman bakalım nasıl bir şey çıkmış şimdilik. Gelin beraber izleyelim yaptığım şeyi ne olmuş. Heybetli. Klasik girip daha sonra biraz daha böyle hızlı bir müzik haline gelmesini istiyorum. Devam edelim bakalım nasıl bir şey olmuş. Şimdi ben burada kick sesini kapattığım için kick girişlerini alamadık. Tekrar edip bakalım. Evet. Çok güzel. Şimdi gayet güzel geliyor. Yani benim kulağıma gayet güzel geliyor. Sizin yorumlarınızı tabii ki merak ediyorum. Ne düşündüklerinizi merak ediyorum. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu parçayı bitirdikten sonra bunun dışında ayrı bir video olarak onu da koyacağım. İsteyen indirebilecek. Yani ben telif melif atacak değilim. Alıp kullanabilirsiniz. Öncelikle tabii ki müziği bir bitirmem lazım. Şimdi o dumtıs dumtıs kısımlarını ya da işte gibi çalan yeri nasıl yaptım onu göstereyim. Onu ben yapmıyorum açıkçası. Onu program yapıyor. Ben sadece çalıyorum. Programda eşlik ediyor. Öyle söyleyeyim. Nasıl yapmışız? 4 numara. Bakın paten 4'e burayı koymuşum. Zaten müzik paten 4'te giriyor. Bakın. Şu track 3'te sadece kickler giriyor. Dolayısıyla biz ne yapıyoruz? Paten 4'e bir gidiyoruz. Evet. Ben bunu buraya yazmışım. Şimdi ben şunu song dersem arkadaşlar buraya koyduğum şeyler çalar. Eğer şu pata tıklarsam sadece şurada işlediğim müziği duyarım. Neymiş? Yani arkadaşlar bende şu an burası çalıyor. Şimdi bunun ismine bakıyoruz Nexus'tan. Ben neyi kullanmışım? Nexus'un kendi ses efektleri var bakın. Şimdi ben buna şurada çaldığımı burada hangi sesi verirsem o şekilde çalacak. Biz bunu unutmayalım. After Midnight 2'yi seçmişim ben. Bakalım bunda nasıl bir şey oluyormuş. Gibi. Bakalım. Şuna bakalım. Deniyorum sadece. Burada daha bir sürü ses var arkadaşlar gördüğünüz gibi. O yüzden ben bunlardan hangisini seçersem ona göre müziğimiz şekillenecek. Dolayısıyla bakın ne kadar farklı bir hal aldı. Bakalım şuna. Bu tam böyle şey oldu. Daha uygun oldu aslında konseptine. Bak bunu sevdim mesela. Bunu biraz kullanabiliriz. Hatta buna şöyle bir şey yapabilirim arkadaşlar. After Midnight 2 kullanıyorduk herhalde burada bakalım. Aynen. After Midnight 2'miz şurada bir kalsın. Biz şimdi 8 numaralı paterne gidelim. Hayır 9 yapalım. Yeni bir tane açalım. Ve 9 numaraya
Ne yapıyoruz? 4 numaradaki pattern zaten hali hazırda yazdığım şurada bir kendim yazıyorum bunları. Az önce gösterdiğim gibi tek tek tıklaya tıklaya kendim burayı oluşturuyorum. Sadece ondan sonra müziğini ben seçiyorum. Ses tonunu seçiyorum. Neydik burada? Bunu kopyalıyorum arkadaşlar. Ctrl A, Ctrl C. 9 numaralı pattern'e geliyorum. Ve buraya yeni bir tane Nexus açıyorum. Şuradan insert kısmından more plugins, daha fazla plugin göster bana deyip sonradan indirdiğim. Bu arada Nexus'u sonradan indiriyorsunuz. 2 GB'lık falan bir boyutu var. Evet. Şimdi buradaki 9 numaralı pattern'e öncelikle şunu yazıyorum. Kopyala yapmıştık. Hatırlayacaksınız. Ve burada ne hoşumuza gitmişti bizim? En altın bir üstündeki şu gitmişti hoşumuza. Herhalde bakalım. Bunu ne yapıyorum? Bunu arkadaşlar şuraya koyuyorum. 9 numaraya koydum. 7 numara çok hoşuma gitmemişti. Bakalım şimdi 4 numarayla 9 numaranın uyumu nasıl olacak? Geliyor. Evet. Şu ana kadarki kısmı benim hoşuma gitti. Şimdi zorlandığım bir kısım var ama uğraşa uğraşa muhtemelen çözeceğimi düşünüyorum az sonra. Yani dediğim gibi programı aslında çok fazla kullanmayı bilen birisi değilim. İndirdim kendi kendime araştıra işte şey yapa yapa çözdüm nasıl yapıldığını. MIDI klavyem de var, aldım ama MIDI klavye kullanmadım şimdi sadece size göstermek için. Yani onu dedim yukarıdan şimdi indirmeyeyim. Yukarıda bir tane MIDI klavyemiz var. Şimdi bu ses de benim hoşuma gitti. Yani size ben sadece ana mantığını göstermek istedim nasıl yaptığımı. Burada yazıyorum, buraya atıyorum. Buradan da Nexus sayesinde de sesleri seçiyorum ve istediğim sesi ekleyip ondan sonra kickleri, bassları, işte bu drum kick dediğim işte şunlar var benim. Bak mesela. Bak bu da hoşuma gitti. Bunu hemen bir 10 numaraya alayım. Evet. Şimdi bunları müziğin içinde doğru yerlerde kullanmaya çalışacağım. Burayı biraz hızlandırabilirim çünkü takılacağımı düşünüyorum niyeyse. Ben bir deneme yapayım. Siz o arada sadece izleyin. Benim konuşmam burada biter. Şu hoşuma gitti. Hayır. Arkadaşlar kulağıma en güzel bu geldi. Ama bunu burada girmeyeceğim bu arada. Bunu ikinci dört, yani 33'te gireceğim ki müziği orada değiştirelim. Okey. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapmak istiyorum. 9 numaradaki pattern'i gelelim oraya hemen. Fikir değişikliğine gidiyorum şu anda. Ne yapıyorum? Şunu beğenmiştim ama sonradan vazgeçtim ondan. Midnight 2'ye döneceğim. Midnight 2 neydi? Şu. Biz bunun notasını yukarı çeksek nasıl olur? Bakalım. Yani oraya. Yani buraya.
Evet. Bakalım. Wow. Tamam, kabul ediyorum. Şu an olan biteni ben de anlayamadım. Anlayacağız. Yalnız hoşuma gitti. Hoşuma giden kısmı şuradaki geçiş oldu. Şimdi biraz daha böyle hardcore bir hale getirmek istiyorum. Elektro gitar maalesef yok. Eğer olsaydı bol bol elektro gitar kullanıyor olacaktım arkadaşlar. Maalesef göremedim. Şimdi pattern 16 diyelim. Buraya bir tane daha Nexus açalım. Vurgulu bir şeyler istiyorum. Dur bakayım. Buranın bası vardı. Burada baslar olması. Aynen buradasın. Gel bakayım. Huh. Hoşuma gitti. Bakalım. Peki oraya bu şekilde bas versek acaba ne olur? Biraz kulaklarınız şey olabilir, kusura bakmayın. Şimdi klavyeden kendi verdiğim tondaki gibi buraya yazmaya çalışacağım. Şu şekilde olacak yani ritim olarak, pardon. Bunu yapmaya çalışacağım. Bakalım. Şimdi bakalım. Yaklaştık. Şöyle olabilir mi? İşte bu. Çal keke çal. Şurada gir. Oldu. Şurada bir bozukluk geliyor. Wow! Bas yapıyoruz. Atak bas. Ve bu şekilde olacak. Bakalım. Evet. Şuraya kesinlikle öyle devam etmesi gerekiyor. Bu şekilde benim daha hızlı ilerleyebilmem lazım ama video çünkü çok uzun olacak arkadaşlar. O yüzden ben burayı keseceğim ve bitirmek istemiş olduğum şarkıyı size bir sonraki videoda aktaracağım. Sadece nasıl ilerlediğimi, ne yapmakta olduğumu sizlere göstermek istedim. Bir sonraki videomda sadece şarkıyı yayınlamış olarak göreceksiniz. İsteyen istediği gibi kullanabilir bu arada, onu da söyleyeyim. İzleyen herkese teşekkür ederim. Benim de küçük yaşımdan kulaktan kulak yeteneği dediğimiz bir müzik yeteneği var. Ben de onu ara sıra hobi olarak böyle kullanıyorum. Kendi imkanlarım doğrultusunda girip programları öğrenmeye çalışıyorum. Aynı zamanda
Bazen YouTube kanalıma şarkı söyleyip attığım videolarım da oluyor. Onlara da kanalımda bulabilirsiniz. Yani çok iddialı değilim, çok profesyonel değilim. Kendi çapımda eğleniyorum diyelim. Ona göre yorumlarınızı yaparsanız sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Takipte kalın. Bay bay.